Sevgili izleyiciler, Antalya'nın tek televizyonu, Kanal V ekranlarından Sütlü Kahve'den hepinize mutlu sabahlar. Bugün Sütlü Kahve sohbetinde Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Sarp Bayyurt bizlerle kendisiyle protez cerrahisini, karpal tünel sendromunu ve daha sağlık adına ve ortopedi adına önemli konuları konuşacağız. Sizler de bizlere soru ve görüşlerinizi iletmek için 0242 345 45 44 numaralı telefonu arayarak soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız Sütlü Kahve başlıyor. Haftanın son iş gününde Kanal ve ekranlarından hepinize kocaman günaydın. Haftayı yine sağlık konusuyla kapatacağız. Doktorumuzla protez cerrahisini konuşacağız belirttiğim gibi ve ilerleyen dakikalarda da karpal tünel sendromunu ve vaktimiz kalırsa birkaç konuya daha değineceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim şimdiden. Çok teşekkür ederim. Sağlığımızın en önemli sağlık adına hizmet veren değerli hekimlerimizi bu ekranlarda izleyicilerimizle buluşturmaktan ayrıca onur duyuyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Görevlerinizde sağlıklı sıhhatli devam etmeniz dileğiyle. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi yakından tanıyalım. Biraz tabii. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben 1979 tarihinde İstanbul'da doğdum. Ortaokul ve lise dönemi İstanbul'da Şişlerak Lisesi'nde tamamladım. 99-2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2006-2012 yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü tamamladım. Peki Sayın Bayyurt, başladık sohbetimize de şunu sormadan geçmek istemiyorum. Klişe bir sorudur. Her çocuğa büyüyünce ne olacaksın derler. Evet. Sizin çocukluktan itibaren hayaliniz miydi doktor olmak? Yoksa mı gelişti? Hayalimde vardı. Babam kendisi diş doktoruydu zaten. Dolayısıyla? Aileden de birazcık bağımız vardı. Tabii okul döneminde işte yönlendirmelerle de olsun, kendi isteğimizle de olsun doktor olmak bir hayalimdi. Sonunda da gerçekleştirdik. Nitekim bu hayal de gerçek olmuş ve bu anlamda hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Devam edecek olursak? Tıp fakültesini bitirdikten sonra Gaziantep'te mecbur hizmetimi tamamladım. Şu anda da Antalya'da yeni hastanemiz Kepez Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümünde görev yapmaktayım. Kepez Devlet Hastanesi de Antalyalılar için hizmete açılmış en modern hastanelerden birisi. Birazcık Kepez Devlet Hastanesi'nden bahsedelim. Sonrasında da konumuzla sohbetimize devam ederiz. Kepez Devlet Hastanesi Antalya'mızın Kepez ilçesinde bulunmakta. Aralık 2016 yılında hizmete girmiş en modern devlet hastanesi diyebiliriz. Hastanemiz 3 ana bloktan oluşmakta. 388 yatak kapasiteli ve tüm branşlarıyla dahili ve cerrahi branşlarıyla aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. 13 ameliyat odamız ve 60 yoğun bakım ünitemiz mevcut ki bu iyi bir rakamdır. Hasta sayısına baktığımızda polikliniklere giriş sayımız 500 bin civarında açıldığından Temmuz ayına kadar. Acil servislerimizde ise yaklaşık olarak ortalama 150 bin hastaya hizmet verdik. 4730 hastamıza da yaklaşık 15 bin saatlik bir yataklı tedavi hizmeti veriyoruz. Tabii buradaki bütün amacımız kaliteli ve nitelikli bir hizmet vermek. Peki bütün bu anlattıklarınız ve bu kapsamlı ve modern hastane Antalya'daki sağlık anlamında ihtiyaç duyulan bütün şeyleri karşılayabilecek kapasitede mi? Tabii şimdi Antalya'daki Kepez Devlet Hastanemizin açılması Antalya merkezindeki yükümüzü büyük bir oranda azalttı. Hastanemizin şartlarının elverişli olması, poliklinik sayılarının fazla olması, özellikle şunu da belirtmek isterim, her katta işte laboratuvar ve röntgen bölümlerinin ayrı ayrı olması, hastalarımızın hastane içindeki de zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Ve diğer hastanelerimize binen yükü azaltmış oluyor. Gerçekten önemlidir. Bir doktora gittiğimiz zaman hani basit bir tahlil için ya da bir röntgen için
bütün günümüzü harcayabiliyoruz yoğunluktan dolayı. Dolayısıyla sizden sağlık adına bu gelişmeleri duymak oldukça sevindirici. Evet, gayet bence de başarılı oluyor. Peki ortopedi ve travmatoloji bölümü olarak siz de o bölümde hizmet veren değerli doktorlarımızdansınız. Ortopedi ve travmatoloji bölümünde hangi ameliyatları yapıyorsunuz ve uyguladığınız tedavi yöntemleri nelerdir? Ortopedimizde tüm ortopedik yaralanmalara anında müdahale edecek ekibimiz ile en son teknolojiyle düzenlenmiş ameliyathane ve poliklinik şartlarımızla günün 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Ortopedi bölümümüzde 5 doktorumuz mevcut ki onların ismini bahsetmekten geçmek istemiyorum. Doktor Kemal Bey, Kemal Turgut Bey, Doktor İlker Oktay, Doktor İbrahim Oğuz Özkavak ve Doktor Kürşat Bey ortopedi doktorumuz. Takım arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, tabii, değerli çalışma arkadaşlarınız. Ekibiz. Ayrıca başhekimimizden de bahsetmek isterim. O da kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanıdır. O da idari hizmetlerinin yanında tabii ki bize desteklerini sonuna kadar vermektedir. Nereye baktığımıza gelirsek, bebek ve çocuk hastalarındaki kalça çıkığı, ayak çarpıklıkları, düz tabanlık problemlerinden yaşla beraber ortaya çıkan kireçleme hadiseleri ne kadar bütün ameliyatları yapmaktayız. Tabii ki ortopedinin vazgeçilmezi en çok hasta grubumuz travmaya bağlı, düşmeye bağlı, trafik kazalarına bağlı kırıklara müdahalelerimizi yapıyoruz. Kalça kırığı olsun, uzuv kırıkları olsun bunlar başlıca uğraş alanlarımız. Buradaki kırıklara yönelik tedavilerimiz en modern ve en son bilgilere dayanarak yapıyoruz. Özellikle kırıklarda kırık cerrahisi çok önemli. Hastanın kırığının kaynaması açısından bazı teknikler. Ve sonraki hayatında kaliteli yaşaması için gerçekten önemli bir konudur. Tabii. Örneğin bir bacak kırığı olduğu zaman en az bir hastamızın 2 ay, 3 aylık dönem istirahat etmesi gerekiyor. Bu süreyi bizim daha da kısaltmamız için tekniklerimiz var. Bu teknikler bir kapalı ameliyat tekniğimiz var örneğin. Kırık hattını açmadan küçük bir insizyonla, küçük bir kesiyle kırığı müdahalesini yapıyoruz ki bu da kırık bölgesindeki hematom dediğimiz ödemi boşaltmadan yaptığımız müdahale. Bu şekilde kırık iyileşmesini daha da hızlandırıyoruz ve hastalarımızın günlük aktivitelerine daha hızlı ulaşmasını sağlıyoruz. Sosyal hayatlarına daha hızlı dönüyorlar bu şekilde. Evet, aynen öyle. Zannediyorum ki bahsettiğiniz bu yöntemler modern modern teknolojinin gelişmesi, sağlık adına bu hizmetleri sunması önemli. Ve aynen. Sizler de bunları uygulayan değerli hekimlerimizsiniz. Evet. Ve konumuza dönecek olursak protez cerrahisi. Evet. Protez cerrahisi daha çok dizinde ve kalçasındaki ağrıya bağlı, yürüme zorluğu, yürümesinde sıkıntı olan, günlük aktivitelerini etkileyen hastalarımıza yapılan bir ameliyat tekniği. Bu ameliyatta ağrıyan eklem yüzeyini tıraşlayarak yerine suni bir eklem yerleştiriyoruz. Hatta seyircilerimize biraz daha kafalarında canlanmasın birkaç tane de örnek getirmiştim. Evet. Misal, şu kemik yapımız. Bu... Bir diz, maket. Evet, diz protez maketi. Bunun üzerinden hareket ederim. Alttaki kemik tibia kemiği dediğimiz kaval kemiğimiz. Şu yapı. Böyle bir yapı. Ayak kemiğindeki kemiğimiz. Üstteki de femur dediğimiz uyluk kemiğimiz. Bu da bu şekilde olan bir kemiğimiz. Eklem yüzleri dediğimiz bölge tam diz bölgesinde hareketlerimizi sağlayan bir bölge. Burası tamamen porselen yapısında olması gereken bir bölge. Ağrı, sızı ya da herhangi olumsuz bir durum yaratmaması için değil mi? Evet. Burasının içinde belli miktarda sıvı vardır ve kıkırdak porselen yüzeyi gibi olduğu için o bölgede herhangi bir hareketi biz onu hiçbir şekilde hissetmeyiz günlük hayatımıza. Fakat bazı problemler olduğu zaman yaşla beraber kireçleme olur ve porselen yüzey bozulmaya başlar. Yaş demişken Sayın Hocam, bunu tetikleyen başlıca şeyler yaşın dışında nelerdir? Başlıca nedenler gençlik döneminde diz travması geçirmiş olabilir, bir kaza yapmış olabilir. Ya da bir futbol maçı, en basitinden bir futbol maçı yapmıştır, dizi dönmüştür, bağı yaralanmıştır, menisküsü yaralanmıştır. Bunlar diz eklemi içindeki yapılar. Bunlar bozulduğu zaman kıkırdak dokular birbirine çarpmaya başlıyor. İki eklem yüzeyi birbirine vurarak harabiyete sebep oluyor. Bunlar
ilerleyen dönemlerde hafif hafif ağrıyor diye geçiyoruz ama ilerleyen dönemlerde büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Bunun için en başından bu tedaviye yönelik bir işlem yaparsak ileride kireçlemeyi tabii ki azaltmış olabiliriz. Yani bahsettiğiniz travmatik bir şey yaşadıysak bunu göz ardı etmeden yani ufak ağrıları dikkate alarak o dönemde tedavisine bakmak en doğru olanı zannediyorum. Kesinlikle. Örneğin bir ön çapraz bağ kopmuş olabilir gençlik döneminde futbol maçında. Dizinde kayma hissiyatı olabilir. Ya bu geçer. Ben böyle idare ediyorum demek kesinlikle doğru bir davranış değil. Hı hı. Yani öyle bir durumda hemen bir ortopedi bölümüne başvurup kendi problemlerini anlattıktan sonra biz tabii ki gerekli tetkikleri yapıyoruz. Muayenemizi yapıyoruz. Muayenemizde eğer baktık bağ ile ilgili sıkıntı varsa ön çapraz bağ ile ilgili ya da menisküs ile ilgili onunla ilgili cerrahi işlemlerimizi yapıyoruz ki bu ileri yönelik oluşacak hadiseleri önüne geçmemiz açısından. Evet, ilerleyen dönemlerde de telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılmaması adına önemli. Tabii. En ufak ağrıyı da dikkate alıp. Kesinlikle. Çünkü ağrı bizim sigortamız. Evet. Hatırlamıyorum. Ağrı her zaman bir şeyi belirtiyordur. Bunu es geçmemek lazım. Hı-hı. Bunun üzerine düşmek gerekir. Bunun dışında diğer nedenler nelerdir? Bu porselen dokuda tahribata neden olan? Tabii çeşitli romatolojik hastalıklar, romatoid artrit dediğimiz hastalıklar olabiliyor doğuştan gelen. Bunlar da kıkırdağın beslenmesini bozaraktan giden kireçleme hadisesine sebep olabiliyor bunlar durumlarda. Maksat buradaki eklem yüzeyini en kısa sürede düzeltmek olması hı hı. lazım. Ve tabii ki ilerleyen yaş. Evet, ilerleyen yaşlar dediğim gibi artık son hadde gelmiş bir diz. Herhangi bir ekstra ilaç tedavisi, medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle düzelmeyecek pozisyona geldiyse artık son nokta protez cerrahisine geçiş yapıyoruz. Özellikle dikkatimi çeken bir nokta büyüklerimizin merdiven çıkarken ya da inerken şikayet ettikleri şey tam da anlattığımız konuyla alakalı mı? Evet, tabii ki. Yaşlı hastalarımızda hatta genç hastalarımızda da oluyor bu. Merdiven inerken, otururken ve çömelirken dizinde her zaman bir ağrı tarif ederler. Evet, bu hı-hı. durumlarda. Hatta ses geliyorlar, bir kıtır kıtır ses ya, evet. tarif ederler. Evet, duymuşsunuzdur evet. belki. Bu bizim kireçlemedeki şikayetlerden bir tanesi tabii ki. Ameliyatımıza geldiğimiz zaman bu ameliyat genel olarak bahsetmek gerekirse eklem yüzeyi, o porselen yüzeyi, bozulan porselen yüzeyi biz tıraşlıyoruz. Hı hı. Yani, yüzeyi tıraşlıyoruz. Bunu tabiri caizse ben hastalarıma hep şu şekilde örnek veriyorum. Bir diş doktoruna gittiniz. Dişinizde bir şey var, kaplama yapılacak. Nasıl yapıyor kaplama? Dişin etrafını diş doktoru belli aletlerle kesip ona uygun bir kaplama yerleşiyor. Diz protezimiz de aynı şekilde. Örnek vermek gerekirse şu bir diz protezi örneğimiz. Hı hı. Benim de bahsetmiştim. Kaval kemiği ve uylu kemiğinden oluşmakta. Böyle bir yapılarımız var. Biz belli kesileri yapıyoruz bacağımıza. Bu proteze uygun olarak. Hı hı. Protezimiz 3 komponentten oluşuyor. Bir tanesi kaval kemiğine yerleştiriliyor. Gerekli kesiler yapıldıktan sonra. Diğeri de orta bölgeye, femur bölgesine yerleştiriliyor. Orta hatta da insert dediğimiz plastik, polietilen dediğimiz kıkırdağa benzer bir yapı oluşturuyoruz ki bu eklem hareketini aynı uyumla, dizimizdeki aynı uyumla vermemizi sağlıyor. Şu şekilde bir hareketimiz oluyor yani. Hı hı. Bu şekilde. Dolayısıyla bahsettiğiniz o tahribat ağrıya neden olmuyor. Bu evet. yaptığınız uygulamayla evet, beraber. Evet, artık son adında zaten hastamız şikayetlerini bize söyledikten sonra, karar da verildikten sonra bu ameliyatla kesin çözüme ulaşmış hı hı. oluyoruz tabii ki. Peki size her diz ağrısıyla gelen hastaya bunu uyguluyor musunuz? Tabii ki uygularız. Bu aslında güzel bir, en önemli soruyu sordunuz. Kime yapılacağı bu ameliyatın çok önemlidir. Ben hastalarımda hep şu 3 kritere bakarım. Birincisi hastanın şikayeti. Ağrısı. Ağrısı nasıl bir ağrı? Çok hafif bir ağrım var. Otururken birazcık etkiliyor diyen hastaya bu ameliyat tabii ki ağır bir ameliyat. Bu çünkü geri dönüşü olmayan bir ameliyat. İlk bir anda çok az bir ağrım var diyene gerekli diğer medikal tedavi ya da kurtarıcı cerrahi dediğimiz ameliyatlarla onlar gidebilir. Ama hasta geldi. Günlük aktiviteleri bozulmuş. Basit örnek vermek gerekirse pazar alışverişine gidemiyor. Komşusuna gidemiyor. Hı hı. Gece uykudan
gözyaşlarıyla uyanıyor. Ağrıları var ise... Yani hareket etmeden... Hareket etmeden tabii. Stabil durumdayken bile ağrı varsa tabii, bu artık olayın son noktaya geldiğinin işareti. Aynen öyle. Özellikle ilaçlarla, ağrı kesicilerle, tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş ise ameliyat açısından bu bir uygun bir hastadır. Birincisi ağrı faktörüydü. İkincisi yaş faktörü. Yaş faktörü bizim için önemli kriterlerden birisi. Genelde biz 60 yaş civarını bekleriz. Tabii ki erken dönemde bu ameliyatlar yapılabilir. Genç kızlık döneminde kalça çıkığı vardır. Hareketleri çok ağırlıdır. Derse ki artık dayanamıyorum, yapın bu ameliyatı dediği zaman ki diğer klinik bulgular, radyolojik bulgular da uygunsa bu ameliyat erken dönemlerde yapılabilir. Ama yaş olarak bizim standartımız 60 yaş. Yaş artı ağrıdan bahsettik ve tabii ki radyolojik bulgular da bizim için çok önemli. Bir filme baktığımız zaman hastamızın filmini çektiriyoruz, röntgenini ya da MR'ını çektiriyoruz daha detaylı. Eklem aralığındaki kıkırdak azalması, eklem mesafesinin, iki kemik arasındaki mesafenin ne kadar az kaldığı bizim için önemli. Bunlar dört evreye ayrılıyor zaten. Üçüncü ve dördüncü evre artık hareketin, bir kapı menteşesi gibi düşün. Kapı menteşesinin aralığı ne kadar daralırsa o kapıyı açmak zorlaşır. Evet. Üçüncü derece dediğimiz evre bu. Artık kapı açılmıyor. Yani diz açılıp kapanmıyor. Bu üç kriter eğer uygunsa protez açısından hastamızla karşılıklı anlaşmamızı, şeyimizi yapıyoruz. Bilgimizi veriyoruz. Yani önemli olan bu saydığınız kriterlerde bu şartlar varsa protez cerrahisi uygulamaya karar veriyorsunuz. Karar veriyoruz. Hastalarımız bu arada genelde şunu söylüyorlar yaşlarından dolayı. Ya ben bu yaşa geldim artık bundan sonra ne yapacağım? Evde otururum, dışarı çıkmam. Buna da kesinlikle katılmıyorum. Çünkü tam gezme döneminde emekli olunmuş. Evet. Gezme döneminde bu ağrıya katlanmanın bir gereği yok. Çünkü bir çözümü var. Hı-hı. Ve bu çözüm devlet hastanelerimize, ortopedi hekimlerince uygulanmaktadır. Evet ve bütün evet, bu imkanlar varken neden yaşam kalitemizden tabii, ödün tabii, verelim? Kesinlikle, kesinlikle. Peki yani, şeyden bahsediyoruz, protez uygulamasından. Ameliyatsız tedavi var mı? Ya bahsettiğiniz bu tarz rahatsızlık yaşayanlar ya da şikayet edenler için. Tabii yani ameliyatsız şeyler, zaten ameliyat, protez ameliyatı bizim en son düşündüğümüz nokta. Hastalarımız örneğin 40 ile 50 yaşlarda geliyorlar. Ağrıları, dizlerinde ağrı olduğunu belirtiyor. Biz dediğimiz gibi gerekli tetkikleri yapıyoruz. Röntgenlerimizi, işte MR bulgularımızı değerlendirip bunu nasıl kurtarabiliriz? Bu protez ameliyatına gitmeden neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu tetkikler arasında neler var? İlki artroskopik kapalı cerrahi dediğimiz kuş gözü kadar iki delikten dizin ön tarafından giriş yapıp içindeki menisküs yapılarındaki yırtıklar varsa temizlenebiliyor, tıraşlanabiliyor. Bağlarıyla ilgili onarımlar yapılabiliyor. Bu bize birazcık zaman kazandırıyor. Çünkü kireçleme hadisesi başladığı zaman durdurulamayan bir hadise. Daha şu ana kadar kireçlemeyi durduran ilaç dünyada maalesef ki bulunamadı. Bunu hep hastalarıma söylerim. Bunu yavaşlatmaya yönelik yaptığımız işlemlerden diğerleri, eklem aralığı yer daraldıysa, biraz önce de bahsetmiştim, kaval kemiğinden belli kesilerle eklem aralığını açmaya çalışabiliyoruz. Cerrahi dışında ilaç tedavisi vererek hastamızın ağrılarını, kireçlemeye bağlı oluşan şişliği, ödemi çözmeye çalışıyoruz. Eklem içi enjeksiyonlarımız var. Çok gündemde olan bir konular. İşte PRP tedavisi olsun, eklem içi enjeksiyon, intraartiküler enjeksiyonlarla kıkırdağın ömrüne biraz daha zaman kazandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Son noktada da protez cerrahisini uyguluyorsunuz hastalarınız aynen, için. Aynen. Kireçlenmeden bahsetmişken, kireçlenme de gerçekten ciddi ağrılara neden olan bir rahatsızlık. Peki kireçlenmenin önüne geçmek için hani önceden alabileceğimiz bir takım önlemler var mı? Tabii önceden yapılması gerekenler, diz eklemi için merdiven inip çıkmak örneğin çok faydalı bir şey değildir. Dizi ben hastalarıma özellikle söylüyorum, merdiven inip çıkmayı mümkün olduğunca azaltın. Böyle bir ağrıyla geldi. Merdiven inip çıkmayı azaltın diyorum. Diz çömelmek, bağdaş kurup oturmak, yer sofrası, dizi 90 dereceden bükmeye zorlamak bu dizdeki harabiyeti
arttıran sebeplerden birisi. Mümkün olduğunca bunları yapmamaları için hastalarıma bir nasihatlerde bulunuyorum açıkçası. Evet ve kireçlenmenin önüne geçmek için aman dikkat diyelim, aman dikkat. Bu saydığınız noktaları göz önünde bulunduralım. Evet. Protez cerrahisi ameliyatına geçeceğiz. Hı hı. Peki ameliyat boyunca uyguladığınız işlemleri izleyicilerimiz için anlattınız. Hı hı. Ortalama olarak bu ameliyatlar ne kadar sürüyor? Ondan önce şöyle bir şey belirtmek isterim. Lütfen. Diyelim ki hastamızla protez cerrahisi hakkında konuştuk, bir karar verdik. Nasıl bir yol izleyeceğimiz de çok önemli. İlk planda neticede bu hastalarımız 60 yaş üzerinde olan bir hasta grubumuz. 60 yaşından sonra bildiğimiz gibi şeker hastalığı, evet, tansiyon hastalığı, kalp problemleri, bypass olunmuş oluyor bu dönemlerde. Çeşitli risk faktörleri ortaya çıkabiliyor. Var. Biz hastamızı değerlendirirken ayrıntılı bir check-up'a sokuyoruz. Gerekli olan, diyelim ki şeker hastalığı var, bir dahiliye doktorundan görüş alıyoruz. Kalple ilgili problemi varsa kardiyoloji doktorundan onunla ilgili ayrıntılı bilgi alıyoruz. Bunlar her şey yolunda gidiyor. Bu esnada kan ve idrar tetkilerini istiyoruz. Bu niye önemli? Çünkü kandaki enfeksiyon var ise, mikrop var ise bu proteze yerleşme olasılığı çok büyük oluyor. Onun için tahlillerimiz de temiz ise artık vazgeçilmezimiz olan anestezi doktorlarımızla konsültasyonumuzu, karşılık görüşümüzü paylaşıyoruz. Hastamızın durumunu belirterek onlar da uygunluğu açısından değerlendiriyorlar ve ameliyat hazırlığımız bu şekilde başlamış oluyor. Özetle bütün olarak ayrıntılı bir muayeneden geçtikten sonra, evet, protez cerrahisine uygun olup olmadığına karar verilip protez cerrahisi ameliyatını, evet, yapıyorsunuz. Dilerseniz aramızdan sonra ayrıntılarına girelim protez, tabii, cerrahisinin. Tabii. Devam edelim. Kısa bir aramız var. Sevgili izleyiciler, Sütlü Kahve sohbetine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Sarp Bayyurt'la protez cerrahisini konuşuyoruz ve cerrahi kısma geldik. Evet. Öncesini sizden bütün ayrıntıları aldık ve uygulama kısmına geldik. Evet. Protez cerrahisinin ameliyatı. Evet, protez cerrahisinin ameliyatında ameliyatımız yaklaşık olarak 45 dakika ile 1 saat arası sürmekte. Tabii bunun bir de perde arkası var. Hastamızın hazırlığı, ameliyat öncesi hazırlığı, ameliyathanedeki hazırlığı ve ameliyat sonrası ameliyat bekleme, ayılma ünitesindeki bekleme hariç. Ameliyatımız gerekli özeni ve personel desteğimiz ile hemşirelerimiz olsun, en ufak bir anestezi ekibimiz, anestezi doktorlarımız sayesinde ameliyatımızı 45 dakika 1 saat içinde tamamlıyoruz. Evet, bahsettiğiniz bütün bu işlem sanki daha çok zaman alacak bir uygulamaymış, bir cerrahi müdahaleymiş gibi düşündürdü beni ama anlattığınız şey hani bir diş çekimi kadar kısa bir süre aslında. Hani 45 dakikayla 1 saat bahsettiğiniz bu uygulama için ideal zaman. Evet, ideal bir zaman. Bizim için ameliyatın küçüğü büyüğü yok. Biz bütün ameliyatlarımıza aynı özeni ve özveriyi gösteriyoruz ve göstermek zorundayız doktorlar olarak. Evet ama biz hastalarda da genellikle şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ameliyat lafını duyar duymaz ayaklarımız ister istemez geri geri gidiyor. Evet, pek doğru. Gönüllü olmuyoruz ama bütün bu anlattıklarınızı değerlendirdiğimizde yaşam kalitemizi arttırmak adına böyle bir rahatsızlıktan yakınıyorsak gönül rahatlığıyla sizlere başvurabiliriz. Tabii, aynen öyle. Risklerinden de bahsetmek isterim. Lütfen. Ayrıca protez ameliyatlarında. Hastalara hep şu örneği veririm. Bir riski var mı diye söylerler. Tabii ki belli oranda riskleri vardır. Ama biz bunu ameliyat öncesi tetkiklerimizle, değerlendirmelerimizle riski minimize ediyoruz. Misal bir pıhtı atma, bir enfeksiyon riski protez ameliyatlarından sonra gözükebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki Kepez Devlet Hastanemizde bu zamana kadar yaptığımız protez ameliyatlarımızda enfeksiyon oranımız sıfır. Bu bunun nedenleri arasında sterilizasyona çok önem veriyoruz ve tabii ki hastanemizin fiziki şartları çok elverişli. Yani hastane odalarımızın maksimum iki kişilik olması, hı hı, protez hastalarımızı tek kişilik odalarda tedavisini devam etmemiz bizim
artı noktalarımızdan bir tanesi. Yani buradan şunu da çıkartabiliriz. Doktor seçmek kadar hastane seçmek de o kadar önemli. Evet. Neyse ki bu anlamda birçok alternatifiyle hizmet veren birçok kurumumuz var ve tabii ki en önemlisi değerli hekimlerimiz görev yapıyorlar. Evet. Ameliyattan sonraki iyileşme dönemi nasıl oluyor? Nekaat döneminde dikkat edilmesi gereken şeyler neler ve sonrasındaki hayatlarında da muhakkak dikkat edecekleri noktalar vardır. Tabii ki. Ameliyat süresi dediğim gibi bir saat bittikten sonra her şey bitmiş olmuyor bizim için. Ameliyathaneden odaya geçip anestezi etkisi geçer geçmez biz gerekli egzersizlere başlıyoruz. Misal örnek veriyorum, diz protezi açısından hastalarımızın diz eklem hareket açıklığı, yani dizin açıp kapama işlemlerini, hı hı, bacak güçlendirme egzersizlerini daha ameliyattan çıkar çıkmaz hemen başlıyoruz. Bu protez ameliyatında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ertesi gün, hatta o gün uygun ise hastamız, o gün yürütmeye başlıyoruz hastamızı. Ve ne kadar çabuk görünürse o kadar iyi midir bu tarz ameliyatlarda? Tabii ki. Tabii ki. Neticede bu bir eklem. Hı hı. Yaptığımız suni bir eklem de olsa bunun hemen bir harekete geçmesi lazım. Kas yapısı çünkü ona alışık. Siz ne kadar dizi hareketsiz kılarsanız yaptığınız iş kötüye doğru gider. Hı hı. Onun için en erken dönemde bu hareketlerimize başlıyoruz. Tabii ki biraz önce de bahsettim. Anesteziden sonra diğer vazgeçilmezimiz fizik tedavi bölümümüz. Protez işi kesinlikle ekip işi. Anestezi, ortopedi doktorunuz yani ve fizik tedavi bölümümüz. Üçümüz bir arada olmaz isek, siz ne kadar büyük bir cerrah olsanız da ben bunu hallettim deseniz de üçü bir arada olması şart. Bu şekilde. Ve zannediyorum ki en önemli unsur hastanın size yardımcı olması. Tabii. O da şu tavsiyelerinize uyması. Kesinlikle, yani hastalarımızın bir kere bilinçli olması lazım. Ameliyat öncesi bana ne olacak? Ameliyattan sonra ne yapacağım? Nasıl hareket etmem lazım? Ameliyat sonrası fizik tedavim ne kadar sürecek? Bunlar hastanın bilinçli olduğu zaman karşılıklı diyaloglarla bu işimizi daha da kolaylaştırıyor, evet, tabii ki. Evet, psikolojik olarak da bu durumu kendilerini tabii hazırladıkların zaman öncesini ve sonrasını kesinlikle daha kolay olacaktır zannediyorum. Aynen öyle. Ameliyat oldu bitti. Hastamızı evine taburcu ederken de özellikle bazı bilgilerimizi veriyoruz. Gerekli tedavi, ilaç tedavilerimizi evde devam etmesini öneriyoruz. Özellikle biraz önce de bahsetmiştim enfeksiyon açısından. Hastalarımızın protez ameliyatı olduktan sonra şu lüksünü olmadığını belirtiyorum. Dişimiz ağrıyor. İdrar yaparken yanma şikayeti var. Ya olur geçer deme bir gibi bir lüksleri olmadığını belirtiyorum. En ufak bir rahatsızlığınıza gerekli bölümlerle, işte idrar yolu ile ilgili sıkıntınız var, üroloji doktoru. Dişinizle ilgili sıkıntı oldu, diş doktoruna hemen başvuruyorsunuz. Ben de diş protezi mevcut ya da işte kalça protezim var dediğiniz anda zaten doktorumuz da bilinçli olduğu için, bununla ilgili bilgileri olduğu için hemen bir tedavisi, medikal tedavisi, antibiyotik tedavisi, gerekirse diş çekimi tedavisiyle mikrobun kana yayılmasını engellemiş oluyorlar. Bu bilgileri de küçük nüanslar ama büyük etkileri var. Bunları da hastalarımıza tabii ki, evet, bilgilerini veriyoruz. Bu küçük bilgiler yeri geliyor. Hayat kurtaran önemli konulara dönüşebiliyor. Dolayısıyla istenmeyen kötü bir sonuçla karşılaşmamak adına ufak şikayetleri göz ardı etmeden gerekli bölümlere başvurulmasında yarar var. Evet. Hastalarımızı yaklaşık olarak 3-4 gün hastanemizde ağırlıyoruz. Gerekli tedavilerini yaptıktan sonra. Zaten ertesi gün yürümeye başlıyor. Yürüteç veriyoruz hastalarımıza. Onları da yaklaşık 1 hafta 10 gün kullandıktan sonra onu da bırakıp kendileri güvenli yerine geldikten sonra 1 ay sonra tam anlamıyla yürümeye başlıyorlar. 1 yıl sonra dizlerinde protez olduğunu dahi unutuyorlar. Evet, bu da çok yüz güldürücü ve günlük aktivitelerine, pazarlık işveresine olsun, işte komşu ziyaretine olsun, gezmelerine olsun rahat bir şekilde, ağrısız bir şekilde devam edebiliyorlar. Evet, ve sonraki hayatlarında da ağrısız, sızısız, yaşam kalitesi oldukça yüksek bir şekilde devam etmeleri mümkün. Karpal tünel sendromuna geçecek olursak, evet, o da birçok kişi tarafından şikayet edilen, sık rastlanan, evet, hastalıklardan, rahatsızlıklardan biri. Öncelikle nasıl başlamak gerekir Sayın Hocam? Yani hastalarımız genelde zaten parmaklarda uyuşma,
gece kola doğru yayılan ağrı ile kendini rahatsızlıklarını belirtiyorlar bize geldiklerinde. Halk arasında da sinir sıkışması olarak biliyoruz. Hani karpal tünel pek bilinmiyor ama sinir sıkışması deyince evet. Herkes bu rahatsızlığı yaşadığından ya da yakınının da olduğundan bahsediyor. Evet, evet. Aynen. Genelde dediğim gibi parmaklarda uyuşma şikayetiyle başlıyorlar. Bu rahatsızlık el bileği düzeyinden, o sinir dediğimiz median sinir, el bileği düzeyinden bir tünelin içinden geçerek parmaklarımızın hissiyatını veriyor. Özellikle birinci işaret parmağı ve orta parmağın hissiyatını veriyor. Bu el bilek düzeyinden geçerken çeşitli faktörlerle sıkıştığında uyuşukluk hissiyatıyla başlıyor ilk bir anda. Daha sonrasında güç kaybına kadar maalesef ki gidebiliyor. Ve hastalarına hep şu örneği veriyorum. Tırnak makasını dahi kullanamayacak güç kaybına kadar gidebilir. Bu safhaya gelmemek lazım. Hı hı. Onun için böyle bir şikayet varsa hastanelerimize başvuracaklar. Gerekli tepkilerle bunun çözümünü biz kendilerine sağlayacağız. Peki bu sinir sıkışmasına yatkınlığı olan kimlerdir? Ya da belli başlı bu rahatsızlığa neden olan şeyler nelerdir? Bu rahatsızlık genelde 40'lı 50 yaşlardaki bayan hastalarda daha sık görülmekle beraber elleriyle zorlayıcı iş yapanlarda, misal marangozlarda, bahçıvanlarda, titreşimli el aletleri, sürekli aynı hareketi yapan hastaları gruplarımızda daha çok ortaya çıkıyor. Bu şikayetlere genelde bu gruplar geliyorlar. Bu şekilde. Tedavisi nasıl peki? Tedavisinde ilk bir anda tabii ki cerrahiden uzak duruyoruz. Hastamız geldi hastanemize. EMG dediğimiz bir sinir testimiz var. Muayenemizden sonra ilk planda onu yapıyoruz. Bu EMG nöroloji tarafından yapılıyor. Nöroloji bölümümüz tarafından yapılıyor. Radyolojik bir uygulama mı? Radyolojik değil. Herhangi bir radyasyon ya da şey etkisi yok. Belli uyaranlar veriliyor. Parmak uçlarına elektrotlar yerleştiriliyor. Kolumuza bir elektrot yerleştiriliyor. Oradan bir elektrik uyarısı veriyor. Hiç acı hissetmeyeceğiz bir elektrik uyarısı veriyor. Parmaklardan sinir düzeyinde iletildiği için bu ne kadarı gidiyor, ne kadarı ulaşmıyor. Ona bakılıyor. Onu test ediyorsunuz. Evet, EMG testiyle bu yapılıyor. Her az bir sıkışma olabiliyor. Orta düzeyde olabiliyor ve ileri düzeyde bir sıkışma oluyor. Genelde biz hafif ve orta düzeye medikal tedavi dediğimiz antiinflamatuar, ödem çözücü, sinirin etrafındaki sıkışmaya sebep olan ödemi çözücü ilaç tedavisi veriyoruz. Gerekli el bilek splintleri, el bilek atelleri uyguluyoruz. Hı hı. Elini biraz istirahate aldırıyoruz. İlk bir anda tabii ki biz bu şekilde hareketimizi yapıyoruz. Ama ileri düzeyde ise hastanın şikayetleri gerçekten çok rahatsız edici, uykudan uyandırıyor, artık güç kaybı da başladı dediği anda artık konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisinin hiçbir faydası olmaz. Aksine bekledikçe hastalarımız zarar görür. Bu durumda cerrahimiz küçük bir insiyonla yaklaşık bir 2 santimlik, 3 santimlik. Hastamız daha da iyi bilir. Herkes sorar ameliyatlardan sonra kaç dikiş attınız hocam. O şekilde örnek verirsek 4 tane dikişle, 4 dikişin olduğu bir kesiyle kapalı yöntemlerle el bilek düzeyinden biz sinire ulaşıyoruz. Sinirin üzerindeki bölgeyi, sıkışılan bölgeyi hafif böyle keserekten, açaraktan o siniri rahatlatıyoruz. Üzerindeki basıyı ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde hastalarımız daha birinci gün, ameliyat sonrası ertesi gün zaten parmaklarındaki uyuşukluların hafiflediğini, kol ağrılarının, gece ağrılarının kalmadığını bize geri dönüşümleriyle bildiriyorlar. Tabii şunu da karıştırmamak lazım. Her parmak uyuşması, evet, parmaklarda uyuşma illa karpal tünel sendromu, yani sinir sıkışması olmayabilir. Biraz önce de bahsettim, EMG testini ve muayene bulguları çok önemli. Boyun fıtığı dediğimiz fıtıklarda da el parmaklarında uyuşukluk olabilir. Bu ikisi üst üste de binmiş olabilir. Onun için muayene gerçekten çok önemli. Hastamıza tabii ki soruyoruz, boyun ağrınız var mı? Ağrınız nereden başlıyor? Boyun seviyesinden kola doğru uzanıyor mu bu ağrı? Bu tetkileri yapmak lazım. Yoksa boyun fıtığı varken ameliyat yapmak hastalarımızdaki düzelmeyi sağlamıyor.
Evet. Bu şekilde. Ve mevcut şikayetler devam ediyor değil mi? Evet. Size danışan hastalarınızın bir kriter yapacak olursak ya da genelleyecek olursak genellikle hanımlar mı bu şikayetten muzdarip, erkekler mi? Evet, genelde hanımlar biraz daha muzdaripler bu konuda. Erkekler biraz daha bir şey olmaz bana, kendimden de bildiğim için ya, geçer dediğimiz için çok fazla doktora gelmiyoruz. Ama geneldeki yoğunluk bayanlar üzerinde, özellikle 40'lı 50'li yaşlarda. Hı hı. Gebelik sonrası da gözükebiliyor bu. Gebelik sonrasında da bayan hasta gruplarımız daha ağırlıkta. Ve zannediyorum ev temizliği için evet, önemli faktörlerden bir tanesi o. Bir hani dediğim gibi el parmaklarını zorlayıcı bir çamaşır sıkma olsun, yer silme olsun, bu hareketler belli bir aşamadan sonra el bilek düzeyinde ödeme sebep olup sinirin o geçtiği tünelde kapanmaya sebep olabiliyor. Evet, ve dolayısıyla hiçbir şey sağlığımızdan önemli değil deyip kesinlikle bu mesajımızı da verelim izleyicilerimize. Evet, evet. Ameliyattan sonra iyileşme dönemi nasıl oluyor? Ameliyattan sonra yaklaşık biz 15. gün hastalarımızın dikişlerini alıyoruz. 3 günde bir pansumanlarımıza çağırıp bizzat kendimiz hastalarımızı takip ediyoruz. Şikayetlerinde ilerleme var mı yok mu? Yara yerinde herhangi bir enfeksiyon bulgusu, hiperemi dediğimiz kızarıklık var mı? Onların takiplerini yapıyoruz. Yaklaşık olarak sinirin tam anlamıyla iyileşmesi, hani güç kaybı varsa onun düzelmesi de yaklaşık bir 4-5 ayı buluyor. Ama bu tekrarlamıyor tabii ki. Eğer ameliyat kanal tam açıldıysa tekrarlama olasılığı genelde kalmıyor. Bütün bu anlattıklarınızdan sonra şöyle bir soru belirdi. Diyelim ki sinir sıkışmasıyla rahatsızlık yaşayan bir kolumuzu işte tedavisi ve iyileşmesi için dinlenmeye aldık. Dolayısıyla bütün aktivitelerimizi diğer elimizde yapıyoruz. Evet. Aynı rahatsızlığın diğer kolumuzda da görülme ihtimali nasıl olur? Tabii ki öbür kolumuzda da var ama neticede biz el bilek atelidir, o sprint dediğimiz ateli, istirahat uygulamasını belli sürelerde tutuyoruz. Yaklaşık bir 10 günlük, 15 günlük süre içinde yapıyoruz. Daha uzun vadede tuttuğunuz zaman bu sefer eklem hareketlerinde güçlükler, donmalar olabiliyor. Bundan dolayı süre kısa olduğu için öbür ölüde olma olasılığı biraz daha az. Hı hı. O şekilde. Bu sorumuzun cevabını da aldıktan sonra hallux valgus, evet, dediğimiz rahatsızlığa geçelim. Aslına bakarsanız detayları sizden alacağız. Bunun bir rahatsızlık olduğunu bile ben bilmiyordum. Dolayısıyla bu noktada sizden aydınlatıcı bilgiler alacağız. Tabii. Ayak baş parmağında görülen eğrile bu isim veriliyormuş. Evet, aynen öyle. Hallux zaten Latincesi hallux valgus. Hallux baş parmak demek. Hı hı. Latince. Valgus da ayak baş parmağının dışarı doğru gitmesi, dışarı doğru yönlenmesi anlamına geliyor. Özellikle baş parmakta olan bir rahatsızlık, zaten adı üstünde. Baş parmakta içeri doğru, genetik faktörlerin de tabii bunun etkisi var, çevresel faktörlerin de etkisi var. İçeri doğru eğilme olduğu zaman diğer ikinci parmağın altına doğru baş parmağımız kayıyor ve yan tarafta eklem yüzeyinde bir çıkıntı oluyor. Rahatsızlığımız zaten, hastalarımız bu şikayette geliyorlar genelde. Evet. Baş parmağımda bir şişlik var, ayakkabı giyerken çok rahatsız oluyorum, görsel olarak sıkıntılarım var diye bize başvuruyorlar. Yani vücudumuzun bütün yükünü ayaklarımız çekiyor. Kesinlikle. Ve yük belli bir noktaya yoğunlaştığında mı görülme sıklığı, bu rahatsızlığın artar? Tabii. Zaten kimlerde diye baktığımız zaman bu rahatsızlığı, genelde topuklu ayakkabı giyen bayanlarda vazgeçilmezlerimizden biridir. Aynen. Topuklu ve burunlu ayakkabı giyen hastalarımızda bu rahatsızlık bir tık daha öne çıkıyor. Hı hı. Tabii genetik faktör, bağların esnek olması ve çevresel faktör üst üste binince buna daha çok bu rahatsızlığa daha çok rastlıyoruz. Misal 70 kilo bir hastanın, hı hı, yaklaşık 40 kilosu baş parmağa biniyor bir topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman.
Bu da üzerindeki normalden fazla bir yük demek ve artık bir yerden sonra parmak o kısmı, eklem yüzeyi iflas ediyor. Ve dolayısıyla böyle bir rahatsızlık yaşamaları çok olası. Aynen. Tedavisine geçecek olursak, yani bunda da bir cerrahi... O zaman şöyle yapalım hocam, bir telefonumuz varmış. Tabii. İzleyicimizi programımıza Tabii. bağlayalım, sonrasında devam edelim. Tabii. Merhabalar. Alo, merhabalar Duygu Hanım, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz, buyurun lütfen Ayşe Hanım. Evet, Sarp Bey'e annemi muayene ettirmiştik. Annem geceleri dizlerinin ağrısından duramıyordu. Kepez Devlet Hastanesi'ne gidip muayene ettirdik. Evet. Sonrasında Sarp Bey annemi ameliyat etti. Şu an çok mutlu annem. Torunlarıyla çok güzel günler geçiriyor. Sarp Bey'e çok teşekkür ederiz. Kepez Devlet Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Allah Sarp Bey'den razı olsun. Ayşe Hanım, annenize protez cerrahisi mi uygulandı? Evet, diz protezi. Diz protezi cerrahisi. Tabii tabii. Evet. Evet. Herhalde bir 3-4 ay... Bir ay kadar oluyor. Evet, diz protezi uygulamıştık kendisinin annesine. Hatta hastamızla çok uyumlu bir ilişkimiz vardı. Egzersizlerini çok rahat yaptı. Benim verdiğim, bizzat kendi uyguladığım hareketlere ağrıları da olsa katlandı. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda koltuk değneksiz, yürüteçsiz gayet iyi yürüyordu. Öyle mi Ayşe Hanım? Anneniz herhangi bir yardım almadan kendisi evet. yürüyebiliyor mu? Evet, evet. Çok güzel. Geçmiş olsun tekrar. Evet, annenize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ağrısız günler diliyorum tekrar. Evet, çok teşekkürler, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Ağrısız ve sağlıklı günler dileyelim. Aynen. Teşekkür ederim, sağ olun. Zannediyorum Sayın Hocam, bu tarz geri dönüşümler almak... Sizleri oldukça sevindiriyordu. Çok mutlu ediyor tabii bu tip şeyler. Yani hastalarımızın bir bakıma aile gibi oluyoruz. Çünkü biz ameliyatı yaptığımız zaman oldu bitti, herkes yoluna bir yaklaşımımız yok. Hı hı. Herhangi bir rahatsız olduğu zaman, başka rahatsız olduğu zaman hemen telefon ucu kadar yakınız. Çünkü uzun vadeli bir iş yapıyoruz. Dediğim gibi dönüşümsüz bir iş yapıyoruz protez ameliyatları da. Ya da diğer ameliyatlarda da olsun. Sürecimiz beraber hareket ettiğimiz yol süresi uzun olduğu için bir bakıma bir dostluğumuz oluşuyor aramızda. Sağ olsunlar, öyle bize de hatırlıyorlar hastalarımız. Evet, gerçekten güzel ve önemli detaylar. Evet. Konumuza dönecek olursak, evet. Hallux valgus'tan bahsediyoruz. Evet. Ve tedavi kısmına gelelim Sayın Hocam. Cerrahi bir müdahale yapılıyor mu bu rahatsızlığı yaşayanlara? Tabii ki cerrahi müdahalesi var ama yeniden biz ilk planda hastalarımızı ameliyatsız olarak belli bir süre daha devam ettirmek istiyoruz. Çünkü hallux valgus parmak eğriliğinin belli açısal değerleri vardır. Şimdi her parmağım eğri diyene bu ameliyatı yapmıyoruz. Şikayetlerinizi tekrar değerlendiriyoruz. Hastanın bunyon dediğimiz o parmağın kırmızı olan, şişlik olan kısmının... ne kadar ağrı yaptığı değerlendiriliyor. Röntgenlerimizi çekip eğrilik açısına bakıyoruz. Belli bir eğrilik açısına gelmemişse ve yaşı genç ise konservatif dediğimiz parmak arası makaradır. Gece ateli dediğimiz parmağı dışarı doğru yönlendirmeye çalışan aparatları kullanıyoruz. Tabii hastalarımız hep şunu soruyor. Ya parmak arası kullansak bu geçer mi? Bu maalesef ki geçmiyor. İlerleyici bir hadise olduğu için bu tip makaradır. Ateldir olaylar. Sadece hızını azaltıyor. Bu olacağı varsa zaten devam ediyor. Ameliyat kısmına gelirsek ameliyatımız yaklaşık bir 15-20 dakika süren belden uyuşturarak yaptığımız bir ameliyat tekniğimizle yapıyoruz. Anestezi doktorlarımızın yardımıyla belden uyuşturuyor. Ayak baş parmağında kemik ve yumuşak doku. İki parmak arasındaki kasın gevşetilmesi ve kemik kesileriyle parmağı biz eski düzenine sokuyoruz. Bir bakıma kemik kesisi oluyor burada. Kemik kesisini yapıp gerekli işte vidadır, işte plaktır, aparatlarla kemiğin düzgün bir şekilde kaynamasını kaynamasına yardımcı oluyoruz.
tabii ki bir alçılama dönemi oluyor. Parmağın üzerine basmaması gereken yaklaşık bir 20-25 günlük, bir aylık bir süreç veriyoruz hastalarımıza. Ağrılı bir süreç, evet. Belli bir ağrısı var ama onu da tabii ki medikal tedavilerle, ilaç tedavisiyle üstesinden geliyoruz. Ve her şeyin tedavisi mümkün diyelim bu tarz rahatsızlıkları yaşayanların. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok teşekkür ederiz. Kepez Devlet Hastanesi'nde olmak bizim için gerçekten güzel bir hadise. Hastalarımızı her zaman yanındayız ve bütün hasta gruplarımızı Kepez Hastanesi'ne bekliyoruz. Gelsinler, görsünler hizmetlerimizin ne kadar iyi olduğunu. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz tekrardan.